namaz sert yerde mi kılınması evladır hocam? Mustafa Bey, kitaplarda hatta Saadet-i Ebediye'de uzun uzun mesela İbn Abidin'e ve diğer fıkıh kitaplarından nakiller yapılmış. Orada bir ifade dikkatimizi çekiyor. Şimdi bazı şeyler sayılmış, mesela yün, ondan sonra buğday çuvalları misalleri verilmiş falan. Namazı böyle yumuşak çıktığın üzerine gömülüp gidiyor. Hatta ayakta durmakta zorlanıyor. Ayakta durmakta bile zorlanıyor. Böyle şey üzerinde namaz olmaz buyuruyor. Ancak bazı şeyler vardır. Yumuşaktır mesela. Ayak tarafına koyuyor. Ayağı üşüyordur. Benim de üşüyor öyle ayağım. Ayak tarafına mesela diyelim ki ne yaptı? Yün koydu, üstünü dikti. Veya sünger koydu. Ama secde yerine koymasın. Secde değil, seccadesinin. Koymasın. Peki efendim, halı üzerine? Halı üzeri zaten sert, zemin üzerindedir. Serttir o. Bunun dışında hani şimdi şeylerde söyleyiver, hem minder yapıyorlar hem de divanlarda falan, yataklarda bile kullanıyorlar da süngerleri. Evet. 10 santim, bazen diyelim ki 15 santim kalınlığında süngerler var. Fakat bu süngerlerden bazıları çok yumuşak, biliyor musun? Gömülüp gidiyorsun. Demin güzel söylediniz. Oturmak bile zor bazen. Oturduğun zaman bile göçüyor. Öyle şeyler üzerinde hani tavsiye edilmemiş. Peki şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Öyle bir yerdeyim ki başka alternatifi yok. Ya başka alternatifi olmadığı zaman mesela kilisede namaz kılmak mekruhtur buyuruyor. Yani dışarısı kar, yağmur, tipi yok. Vakitte çıkıyor. Vakitte çıkıyor. Öyle bir yerdesin ki mesela metruk bir kilisenin yanındasın. Kapısı da açık. Kılınabilir buyuruyor. Kılınabilir. Veyahut da öyle bir yerdesin ki sel gelmiştir, her tarafı şey yapmıştır. Bir tane aynı şekilde sünger orada duruyor. Tamam mı? Başka da yok. Süngerin üzerinde o zaman namaz kılabiliyorsun. Olabiliyor. Şimdi dini gönderen Allah-u Teala. Peki insanı yaratan Allah-u Teala. Dolayısıyla bu kulun başına neler gelecek? Ölünceye kadar onun hakkında bir takdiri var. Bir sele yakalanacak, bir fırtınaya yakalanacak, bir böyle hastalığa yakalanacak, bunların hepsini biliyor. Bu iman ettiyse bu kulu ibadet yapacak. Dolayısıyla müştehit alimler yaratmış. Onlar didik didik etmişler. Ha, zaruri durumlarda böyle 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 yapılır. Onun için kitaplarda ruhsat, azimet diye iki tane kelime geçiyor. Ruhsat böyle durumlarda aynı şekilde izin verilmiştir. Yani onu yapınca günah olmuyor. Anlatabildim bilmiyorum. Evet. Mesela şimdi bu dinleyicimiz, annem diyor üzerine şey yapıyor, idrarda tutamıyor. Normalde abdesti bozar bu. Evet. Hanefi mezhebinde özür sahibidir. Evet. Her vakitte abdest alması gerekir ama üzerinde değiştirmesi gerekir. Ama Maliki mezhebinde bu hem abdesti bozmuyor çünkü kendi iradesinin dışında semavi bir özürdür. Abdestini bozmaz buyuruyor İmam Malik Hazretleri. Kendi düşüncesi değil ha İmam Malik Hazretleri'nin. Araştırıyor, taraştırıyor. Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'dan birisine bu izni vermiş. Onu hüccet alıyor. Ve üzerine çok affedersin de hani lağım çukuruna girsen, çıksan, elbise değiştirecek halinde yoksa, abdestin varsa o halde namaz kılınabilir. Ben şimdi öyle yapabilir miyim? Ya ihtiyacın var mı yok mu? O durumda mısın değil misin? Hani bir tanesi dedi ya işte sen oturarak namaz kıldın, kılınır dedin ya diyor. Öyle dedin ya. Ben de oturarak kılacağım. Uçarak kıl o zaman. Yani. Yatarak kıl. Nasıl kılarsan kıl. Yani Allah Teala kullarının halini sıhhatli olduğu zaman, hasta olduğu zaman veyahut da aynı şekilde böyle bir fırtınadır, bilmem nedir, buna benzer bir şey yakalandığı zaman ne durumda hareket edecek, nasıl hareket etmesi gerekir? Mesela diyelim ki her tarafı aynı şekilde kaplamış, şakır şakır yağmur yağıyor. Yolcusun. Vakit de daraldı. Ne yapacaksın? Arabada oturarak kıbleye dönüp kılacaksın. İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin, özür dilerim, İmam Züfer Hazretleri'nin bu konuda bir iştihadı var. Saadet-i Ebediye yolculukta namaz bahsinde yazılmış o. Orada kılabiliyorsun. Normalde böyle ayaklarını sandalyede oturur gibi sarkıtarak namaz kılmak caiz değil. Sandalyede onun için namaz kılmak caiz değil. Ama sandalyeye mahkumsa veya diyelim ki yolculuk anında arabada ayakkabıyı çıkarıp oturmada mümkün değilse, yani oturabilirse oturduğu yerde yüzünü kıbleye döner, göğsünü kıbleye döndürür, o şekilde imale namazını kılar buyuruluyor. Uçakta da kılınır, arabada da kılınır. Ama şimdi şeyde ben dikkat ederdim.
mesela İstanbul'dan Konya'ya giderken problem değil. Ama Konya'dan İstanbul'a gelirken problem. Sırtın kıbleye dönüyor. Evet. Şimdi bakıyordum böyle Hacı Emmiler falan arabada hemen tekbir alıyor İstanbul'a dönüyor. Ama şey yapsan sakal da var falan. Hacım. Olur. Ha, bir de bir sen fetva. Sen kıl da. Ha, fetva veriyorlar. Sen kıl da nasıl kılarsın? Sen kıl da nasıl kılarsan kıl toprağın altında görüşü gösterecekler. Hacı gel bakalım bir.